Sevgili turist severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Bozburun'dan Aktur'a gelmiş ve otopilotumuzun kayışını tamir edip konaklamıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde ise Aktur'dan Bozburun Çomçalık Koyu'na geliyor ve sert havaları burada atlatıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Oh Captain, my Captain. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Yeni bir yerlere gittiğini görüyorum Kıdırık. Evet, sahil güvenlik geldi. Botlar. Ay evet, aksiyonun içine geldi botlar. Bir şeylere bakıyorlar. Galiba kaçak çok bu ara. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Malum. Aynen, Rus kaçakçıları dolu ortam. Vallahi gerçekten var. Denizlerdeymiş Rus mafyası arkadaşlar. Aynen. Bütün tekne kiralıyorlar. İşte motor yatlar, lüks şeyler evet. Falan filan. Önce çalmışlardı geçen senelerde bizim lüks bir yatı. Şimdi sık sık gelip kimlik kontrolü yapıyorlar. Tur teknelerine de yapıyorlar kimlik kontrolü. İyi yapsınlar. Bir de orada ağaçlara bağlanan çok motor yat var maalesef. Devasa şeyleri çözdürmeye de çalışıyorlar. Kendilerinin batında şurada görüyorsunuz geliyor. Yelken açmış, güzel bir yelkenli. Erzağımızı sağladıktan sonra biz artık yeniden Bozburun'a dönüyoruz. Denizimiz bugün daha mülayim gözüküyor. Tabii erken saatlerde olmasının da avantajı var. Tatlı tatlı gidelim bakalım inşallah. Bir sürü bulaşık var yıkamamı bekleyen. Ben de dalgaların içerisini bekliyorum ve kitabımı okuyorum. Çok kötü yani şu an. Olmaz o işler. Bir küçücük bir meltemde, minnoş bir meltemde şöyle bir ana yelkeni bastık. Bu şekilde tavşanı geçiyoruz. Şurada Bozburun'a doğru ilerliyoruz. Kupadan geliyor. Hafif geliyor. Çok hafif geliyor ama şöyle. Onu da değerlendirelim istedik. Sen önüne dikkat et. Bir sürü kaya var. Bir ada boğazı geçişi daha. Sizlerle birlikteyiz.
çok dolu. İstiyap haddini aşmış. Vazgeçtik kitleriden. Yine çomçalar bakalım. İnşallah yer vardır. Evet, bu senenin favorisi olan çomçalık koyumuza gene yanaşıyoruz. Çamçalık. Çamçalık mı çom? Yani amcalar da var. Ha, çamçalık. Bence çomçalık. Kepçe, kep ne demekti? Kepçe. 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 İyi. Zeytinada falan vesaire. Yarın öbür gün hava sert olacak. O yüzden bugünden yanaşmakta ve 3 gün kımıldamamakta, 3 vakit kımıldamamakta fayda var. Bize 3 vakte kadar kımıldamamak. 3 vakte kadar barınacağınız bir koy bulun dediler. Poseidon tarafından biz de tamam dedik. Bir adet bulet var. Onun yanına bir yere yanaşacağız. Eda kaptanım bağladı bizi çomçalıkta kayaya. Sağ olsun. Yanaşırken biraz şöyle oldu. Kafadan geliyor. Şöyle bir o yaptım birazcık. Şuraya doğru yanaştım. Ama bunun iskele tornistanı biraz zayıf bu teknenin. Çünkü pervane çekiyor oraya. Ondan dolayı biraz üstüne gitti. Biraz sancak ileri yapıp topladım. Sonra tekrar şey yaptım. Öyle kaldık. Bir sorun yok. Yani her şey yolunda. Bir motor yat geliyor bizden sonra. Çok hafif tabii ki de burası alıyor. Bunu biliyorum zaten. Bakalım ne kadar alacak göreceğiz. Ne yapıyorsun orada? Bak şu an platformdan kromu biraz kaldırdım. Şu merdiven başındaki vidalar altları kötülemişti buradan. Birazcık şey yapmış merdivene yüklene. Onları yeniliyorum. Kromla şey arasında şunu takıp biraz mesafe açtım. Ben bak göstereyim burada. Mert'in çalışma şartları. Biraz dalgalı ama idare ediyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Şu alttaki civatalar gördüğünüz gibi şeyi şeye sabitliyor. Şunları söktüm. Şöyle birazcık arasını açtım ki şöyle şunu sokup. Çünkü efendim şu gördüğünüz yerde burayı artık yemişti. Bu şimdi söktüm yani civatayı. Şu da maalesef üstüne bindiği için pek çalışılmıyor. O yüzden şöyle mesafe koydum. Şunun gibi pullayacağım. Daha önce niyeyse pulsuz yapmışım. Tabi tahtayı yemiş. Hatta şurada öbür tarafta örneği var bakın. Bu pulu da yeni taktım. Şöyle. Bunları yeniledim. Şu vidaları falan sıktım. Öyle bir şeyler yapıyorum. Evet, çok çılgın dalgalar vardı. Ben de uyumadım, merak etme. Keçilere su vermeye gelmiş adam. Evet, şu an dün durduğumuz yerde Tuğberk Paşa duruyor. Orası gördüğünüz gibi biraz dalga alıyor. Koy biraz çırpıntılı bir koy burası. Ondan sonra biz ise şöyle birazcık önümüzdeki kayanın dibine kaçtık. Böylece ne olmuş oldu? Şu burun bizi biraz dil bayağı bir koruyor. Fark etti yani. Ondan sonra yanda bulmuş oldu. Bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım hayırlısı. Eda'da kahvaltımız hazır. Arkadaşlar bugün Aylos ve de Zephyrus tepemizde horon tepiyorlar. Sağ olsunlar. Poseidon da katıldı. Körfez içinde, koy içinde, koycuk. O bile coştu yani. Biz de artık salıverdik Mert'le. Mert kaptanım şimdi ne yapacaksın? Ya şöyle, ne olur ne olmaz diye, ki bir şey olmaz ama adı üstünde ne olur ne olmaz diye yedek çapı alacağım. Ne olur ne olmaz. Bizim yedek çapımız var. Birazcık hem başını şu dalgasız yere almış olacağım çapayla. Downport'la. Şu tarafa diyor. Evet. Şuraya doğru alacak ki. Zaten artık herhalde şey gelmez diye düşünüyoruz günübirlikçiler. Babada da artık. Şuraya kadar girdi ya.
tedbirli olmakta fayda var. Tam o anda bir tane günübirlikçi geliyor Mert. Evet. Bakalım buraya mı girecek? Sen biraz oralara git bari. Tam dedim ve geldi yani. O girerse o gittikten sonra atarız. Sonra atıveririz. Ziyanı yok. Zaten biliyorduk böyle olacağını. Ama ve lakin gene de insan üzülüyor. Ama her yer böyleymiş ya yani. Antalya'da falan da fırtına varmış. Çatılar matılar uçuyormuş. Panjurlar patlıyormuş. Zephyrus yani batı rüzgarı tanrısı bayağı hakikaten de bugün. Çok eğleniyorlar. Bıraktığı anda kürekleri. O ip yetişecek mi sence? O ip hep kısa zaten. Ne yapıyorsun? Göremedik atladığını. Arkadaki koy da gözüktü ufaktan. Güvenli kalışlar dilerim. Keyfimiz keyif olsun kaptanım. Güvenliğimiz sağ ol, sağ ol. Tabii hep gözler orada. Şeyine bakıyorum, hareketlerine bakıyorum. Çocuk her yerde çocuktur. Rüzgarda en güzel çamaşır kuruyor. Püfür püfür. Hemen az topla. O da çok uçuyordu. Kayak. Şöyle baştan ve şeyden iki tane çapa var. Güzel oluyor. Afetli. Çapa rahat oldu. Hem bir güven veriyor. Kötü havalarda. Hava halen bozuk. Esiyor. Gidelim de biraz kıyıda bakalım bakalım. Koyun içi bile deniz yani. Evet. Arkamdaki kulübe eski balık çiftliğinden kalmaymış. Gidip bakalım tabii ki. Duruyor mu diyorsun? İçinde bekçi varmış. Eskiden. Bek. Güzel şey kokuyor. Ne o? Ot kokuyor o şey. Maki, bitki. Güzel kokuyor. O bitki. Evet. O güneşte güzel burada güzel kokar. Burada kesicikler de var. Ayadori'ye bakın. Ayadori. Ayadori'nin fotoğrafını da çekelim. Çekelim. Kuyu diyor. Sesi dağılıyor rüzgarda. Sanki gider değil mi? Bok suyu, bok şeyi. Evet gider. Dikkatli bas bak. Göçerse alışmış. Evet, harbi. Helaymış. Helasıymış. Kulübe değilmiş bu. Zaten hiç penceresi yok. Evet, anlamamış mıydık? Helayı bizim şeyde biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bir tane hep penceresi var. Kaçak inşaatta hela yıkılmaz bizde biliyor musunuz? Aa. Tabii. Çiftlikten sonra tabii kaçak, ha, şurada kaçak ev. Pozisyon falan hani bu şey yıkılmaz hiçbir zaman. Helal yıkılmıyor. Bırakılır. Vay be. Aynen usulü o yani.
Çomçalık içi. İlk Çomçalık burası. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Fasulye mi bu ya? Keçi yattıkları yerde bakın keçileri. En gölge yerleri buluyorlar. Keçilerin yattığı yerleri gösteriyorum. Evet, Mert'in yatağını görüyoruz. Mert kulüben güzelmiş. Evet. Bu ekonomik koşullardan sonra buna geçeceğiz artık. Yani. Ne yapmışlar? Burayı kümes olarak mı kullanmışlar? Bence kümes bu. Doris'cik. Doris fırtınada yalnız kaldı, vay be. Herkes gitti. Tam taşın üstünde zıplıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Üstüne konmuş, çok tatlı. Belki yuvasını bizden koruyor. Uyarıyor. Yadı rahatsız etmiyor. Evet. Farkı var. Bak, beyaz. Bak bu taraftakiler beyaz dalga. Evet. Şu iç bizim tarafta durduklarımız normal. Küçücük kumsalım var. Şöyle 5 adım. Teşekkürler kurban. Teşekkür ederim. Benim adımımla 5. Mert'in adımıyla 3. Mert'in adımıyla 3. Bak pislik geldi. Böyle. Hala ötüyor. Güzel güzel. Orada taşın en tepesinde arsik atıyor. Aynen. Yine akşamüstü tam güneş batacağında şöyle kırlangıçlar uçmaya başlıyor. He, aynen. Bir de kargalar da uçuyor burada diye. Her şey var burada maşallah. Akşamüstü çok güzel oluyor yani aynen. Kuşlar için ortam. Aynen öyle. Hadi afiyet olsun. Yarasın. Evet, havamız yumuşadı. Çok güzel oldu ortalık. Aynen. İşte benim kayıkçım geliyor. Teşekkürler kayıkçı. Keçilere mama verdi. Yine bir öküz motor yat. Gecenin 12.30 oldu. Şu ışığa bakın yani gözümüzü alıyor da oturamıyoruz.